hepiniz dersimize videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda 2023 Nisan Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı Mikrobiyoloji sorularının genel bir değerlendirmesini yapacağız. Değerlendirmeye geçmeden önce kendi kitaplarımızın, kaynaklarımızın raporunu size vermek istedim. Konu soru kitaplarımız, soru kampımızda 6 adet mikrobiyoloji sorusunun 5 tanesi net bir şekilde ifade ediliyor. Bir tanesi de dolaylı olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Yani 5 şıkkı 2 şıkka düşürecek şekilde ifade ediliyor. Geri kalan 2 şıkta video paketimiz içerisinde bulunuyor. Yani VIP soru çözümleri içerisinde bulunuyor. Birazdan ne demek istiyorum size detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Yani özetle 6 sorunun tamamı kaynaklarımızda mevcut bulunuyor arkadaşlar. Şimdi tek tek soru cevap şeklinde gideceğim. Sorulara bakalım. Bunlar hem DUS hem de TUS soruları açısından son derece değerli. Çünkü özellikle son sınavlar bize gösterdi ki mesela birkaç sınav önce TUS'ta gelen bir soru sonrasında DUS'ta ya da tam tersi DUS'ta gelen bir soru TUS'ta gelme potansiyeli taşıyor arkadaşlar. İlk sorumuzla başlıyoruz. Buyurun ısı ile bozulabilen sıvıların dekontaminasyonu amacıyla hangisi yapılır diye sorulmuş. Işıklarda e etilen oksit de var, filtrasyon da var. Cevap filtrasyon şeklinde olacak. Bakın konu kitabımızda net bir şekilde sayfa 17'de ifade ediyoruz. Süzme ile sterilizasyon namı der filtrasyon ısıya duyarlı sıvıları steril etmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. O halde eğer bir tıbbi araç gereç ısıya duyarlıysa İki büyük alternatifimiz var. Birincisi etilen oksit altın standart yöntem. İkincisi de membran filtrasyon yöntemi namı değer süzme ile filtrasyon yöntemi şeklinde ifade ediliyor. Peki aradaki temel fark nedir? Bunu da özellikle vurgulamıştık arkadaşlar. Eğer soruda bana sıvılar ifadesi geçiyorsa mesela sıvı besiyeri olabilir. Cevap süzme ile sterilizasyon olacak. İşte bu farkı bu ayırdı bize sormuş. Yine arkadaşlar bizim eee diş hekimliği uzmanlık sınavından yaklaşık birkaç hafta önce yapmış olduğumuz ücretsiz bir hızlı tekrar kursumuz vardı. Orada da yine birebir sorusunu çözmüştük. Bakın bu da soru kampımızdaki soru. Isıya duyarlı sıvıların sterilizasyon amacıyla kullanılan hangisidir? cevap membran filtrasyon yöntemi olacaktır. Birebir sorusunu da çözmüştük. Bu da yine mikrobiyoloji DUS soru kitabımızda sayfa 11'de bulunan 25. sorumuz arkadaşlar. Bakın zar ile filtrasyon yöntemi sorumuza bakalım. Aşağıdaki sterilizasyon yöntemlerinin hangisi? Sıvı içerisindeki proteinleri korur şeklinde sorulmuş. Yine size bahsetmiş oldum. Hadi bir kez daha tekrarını yapalım. Isıya duyarlı tıbbi araç gereçlerinin sterilizasyonunda kullanılan iki büyük yöntem, bir etilen oksit altın standart yöntem, iki membran filtrasyon yöntemi ısıya duyarlı sıvılardan bahsediyorsa anahtar kelimemiz olacaktır. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Eski tarihlerde tuz tuz gelen sorular arasında bulunuyor. Üremek için sterole ihtiyaç duyan ya da başka bir ifadeyle eski tuz soruları arasında bulunuyordu. Çoğalması için egzojen Siterol ilavesi gereken bakteri hangisidir? Cevap mikoplazma şeklinde sorulabiliyor arkadaşlar. Bakın kitabımızda sayfa 79'da net bir şekilde ila... net bir şekilde ifade ettiğimiz üzere üremeleri için besi yerine siterol üretilebilmeleri için serum ya da kolesterol katılması gerekir şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Yine karikatürümüz üzerinden şöyle bir tekrarımızı yapalım. Mikoplazma, üreoplazmayı size yağlı güreşçiler, 40 pınar pehlivanları üzerinden şu karikatürümüz üzerinden anlatıyordum. Neden? Çünkü bakteriler peptidoglikan yapıda hücre duvarına sahiptir. Bunun istisnası duvarsız olan yani üstü çıplak olan mikoplazma, üreoplazmadır. İkinci önemli farklı özelliği neydi mikoplazma, üreoplazmanın? Normalde bakteriler sitoplazmik membranında Siterol içermezler. İstisna müstesna yağlı güreşçilerimiz, 40 pınar pehlivanlarımız, mikoplazma, üreoplazma yağ da buradan geliyor arkadaşlar. Yine bakın bu da hem soru kampımızda hem de soru kitabımızda sayfa sırasıyla 11 ve 14'te bulunan benzer sorular arkadaşlar. Şimdi gelelim parazitoloji sorumuza kanda saptanması en az olası olan hangisidir? Cevap onkoserya volvulus şeklinde. İşte arkadaşlar burada tam bir referans olmayışı nedeniyle Konu ve soru kitaplarımızda bu soruyu referans olarak kabul etmedim. Fakat VIP sorularımızda net bir şekilde vurguladığım için maksimum paketimizde bu soruya referans vermiş oluyoruz. Aslında soru şu şekilde bakın. Biz parazitleri iki ana başlığa ayırıyoruz en başta. Birincisi protozonlar yani tek hücreliler, ikincisi de helmintler yani çok hücreliler olmak üzere. Protozonları da kendi içerisinde intestinal ürogenital protozonlar ya da kan ve doku protozonları olmak üzere iki ana başlıkta değerlendiriyoruz. Mesela seçenekler arasında yer alan plazmodium, babesya gibi bu saydığım parazitler kan ve doku protozonları sınıfında yer alıyor. İşte bununla arkadaşlar şu gördüğünüz tabloda toplam 5 seçenek var. 3 tanesini eliyorduk. Sonra da ya Bancrofti ve Onkoseria Volvulus kalıyordu. Şimdi bu ikisini nasıl ayırt edeceğiz? E, Bancrofti VIP soru çözümünde de ilave ettiğimiz üzere mikrofilaryaları kana çıkıyor. Dolayısıyla kanda saptanma ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla doğru yanıt Onkoserya Volvulus olacaktır. Bakın bu da VIP sorularımız arasında yer alıyor. Aynı zamanda arkadaşlar bu bahsi geçen VIP sorular, parazitoloji VIP sorular YouTube kanalımızda da ücretsiz olarak bulunuyor. Orada da dakika 50'ye getirerek referansımızı görebilirsiniz. Bakın mikrofilaryaları kan dolaşımına çıktı. Büşererya Bancrofti de burada ifade edilmiş yani eleme yoluyla çözebileceğimiz bir soru diğer sorumuza bakalım solunum yolu ile bulaşı en az olası olan hangisidir diye sorulmuş cevap kalisi virüs olacak şimdi diğer seçeneklerde örnek paramikso virüs bulunuyor e bunlar solunum yoluyla damlacık yoluyla bulaşabiliyorlar nereden biliyoruz kızamıktan biliyoruz Doğru yanıt kalisivirüs olacak. Kalisivirüs de size iki yerde derslerde bahsetmiştim. Birincisi norovirüs, gastroenterit etkeni, temel bulaş, fekal, oral yolla meydana geliyor. İkinci olarak da hepatit virüsleri anlatırken aileleri önemliydi. Hepatit E virüsün bakın ailesi kalisivirüs ailesidir. Hem hepatit A hem de hepatit E zarfsız, zaafsız virüslerdi. Yani çevre koşullarına görece daha dayanıklı virüslerdi. Mide asidine dayanıklı virüslerdi. Bu nedenle bakın fekal oral yolla bulaşıyorlar. Yani özetle arkadaşlar bizim kalisi virüs ailesi deyince aklımıza birincisi norovirüs, ikincisi hepatit E virüsü geliyor. Her ikisi de temelde fekal oral yolla bulaşıyor. Dolayısıyla solunum yoluyla bulaşı en az olası olan seçenektekilerden kalisi virüs olacaktır. Yine arkadaşlar termal dimorfik olan hangisidir diye sorulmuş soruda. Cevap eski adıyla penisilyum marnafeyi, yeni adıyla da talaromikozis marnafeyi. Bakın konu kitabımızda sayfa 140 ve 127'de net bir şekilde ifade ediliyor. Talaromikozis penisilyum marnafeyi, termal dimorfik mantardır. Termal dimorfizm gösteren mantarlar derli toplu bir şekilde burada yer alıyor arkadaşlar. Aslında termal dimorfizm gösteren mantarlar şu en başındaki hariç yani sporoterik şenki haricinde Murray mikrobiyoloji ki ÖSYM'nin açıkladığı DUS referans kaynaklar arasında yer almaktadır. Yani şu gördüğünüz termal dimorfizm gösteren mantarlar aynı zamanda sistemik mikoz etkenleri ana başlığı içerisinde değerlendiriliyorlar. Bu da arkadaşlar bakın soru kitabımızda birebir sorusu. Laboratuvar tanısında agara yayılan kırmızı pigment oluştuğu gözlenen dimorfik mantar hangisidir? Açıklama kısmında da termal dimorfik oluşundan bahsediyor arkadaşlar. Bu da bizim soru kamp sorumuz. Yine benzer soru bulunuyor. Laboratuvar tanısında agara yayılan kırmızı pigment oluşumu gösteren Dimorfik mantar hangisidir? Penicillium marneffei. bunun üzerinde özellikle durmuştum hatırlıyordur giren arkadaşlar. Geri gelmişken bir hatırlatma yapayım. Makrofaj içi maya diyorsa eğer bize soruda histoplazma kapsülatum ve penicillium yani talaromikozis marneffei aklımıza gelsin. Aralarındaki temel fark da neymiş? Kırmızı pigment oluşumundan bahsediyorsa penicillium marneffei yani talaromikozis marnafei düşüneceğiz. Ve bir de immünoloji sorumuz vardı. Benzeri TUS'ta da gelmişti. Endozomal tool-like reseptör olmayan hangisidir diye sorulmuş cevap tool-like reseptör 2. Hemen dersin en başında da ifade ettiğimiz üzere endozomal olarak bulunan tool-like reseptörler tool-like reseptör 3, 7, 8, 9 zaten diğer seçeneklerde bu şekildeydi. Doğru yanıt Tool-like reseptör 2 olacaktır. Yine soru kitabımızda da bulunuyor arkadaşlar. Hızlı tekrar kısmında endojen bulunan tool-like reseptörler 3, 7, 8, 9'dur. Bunun harici olanlar sınavda bu tarzda sorulabiliyor. Yine eski tarihlerde TUSTA ve YEDUSTA gelmiş bir sınav sorusu. Hatırlayacağımız üzere tool-like reseptör 3... Virüslerin tool-like reseptörüydü. Yani hangisi viral çift iplikli RNA'yı tanıyan endozomal olarak bulunan tool-like reseptördür ifadesiyle de hem yandalda hem de tusta gelmişti. Yine bu ifadeyle de sorulmaya adaydır. Tool-like reseptör 2 ise arkadaşlar gram pozitiflerin tool-like şeklinde kabaca kodlayabiliriz. Başka bize bunu nasıl sorabilirler? gram pozitif kalın peptidoglikanı ya da lipotaykoik asidi tarafından uyarılabilen tool-like reseptör hangisidir? Cevap tool-like reseptör 2 şeklinde direkt soru olarak karşımıza gelebilir. Evet bu Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı Mikrobiyoloji Branşı Değerlendirmesine dair benim size aktaracaklarım bu şekilde. Umarım gönlünüzce bir sınav geçmiştir arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz hem TUS hem de DUS sınavları sonrasında bu ve benzeri değerlendirmeleri hem PDF dökümanı olarak açıklama kısmında bulacaksınız. Aynı zamanda sitemizden de bulabileceksiniz arkadaşlar. Hem PDF dökümanı olarak hem de böyle videolar tarzında Sorumluluğumuz gereği size vermeye çalışıyoruz hemen her sınav sonrasında fakat unutmamamız gereken bir noktada şu şunun da farkındayız yani arkadaşlar siz eğer hakkıyla bizim setimize çalıştınız. Notlarınızı aldınız, e, kaynaklarımızı kullandınız ve sınava girdikten sonra 6 sorudan kaç tanesini yaptıysanız gerçek referans budur. Bunun da farkındayız. Biz sadece sorumluluğumuz gereğince bunları size aktarıyoruz. Umarım gönlünüzce bir sınav geçmiştir. Ve yine umarım arkadaşlar bundan sonraki tercih döneminizde en az o kadar başarılı bir dönem olur. Size mesleki hayatınızda da başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda dersimizde görüşünceye değin kendinize iyi bakın.